Çoğu insanın zaman zaman yaşadığı kulak çınlaması, hekimlerin tinnitus olarak ifade ettiği bir tür kulak rahatsızlığıdır. Her 5 kişiden birinde görülen kulak çınlaması, çevreden bir uyarıcı olmadığı halde ıslık sesi geliyor gibi hissedilen bir durumdur. Bazen kulak çınlaması su veya motor sesi olarak da hissedilebilir. Doğadaki sağlık ekibi kulak çınlamasına iyi gelen doğal besinleri araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, dostlarınızla paylaşarak bize destek olmayı unutmayınız. Toplumda görülme oranı yüksek olan kulak çınlaması, genellikle kalabalıkta çok zaman geçiren kişilerde görülmektedir. İhmal edildiğinde kulakta kalıcı problemlere neden olabilen kulak çınlaması, baş ağrısı ve halsizlikle beraber görüldüğünde gecikmeden mutlaka doktora gidilmelidir. Şimdi gelin sözü fazla uzatmadan kulak çınlamasına karşı evde neler yapabileceğimize birlikte göz atalım. 1. Ananas. Ananas, kulak iltihabı, kulak çınlaması gibi kulak problemlerinin azaltılmasında faydalı olmaktadır. Ananas içeriğinde bulunan ve kulak sağlığı için son derece etkili olan bromelain isimli enzim ile bakteri ve virüslerin etkisi azalır ve kan dolaşımı hızlanır. Gün içerisinde birkaç dilim ananas tüketerek kulağınıza bir iyilik yapabilirsiniz. 2. Greyfurt. İçerdiği doğal lifler ve düşük kalorisi ile sevilen meyvelerden greyfurt, kulak çınlamasını hafifleten meyvelerden biridir. İçerdiği iltihap kurutucu özellik ile kulak iltihabını önleyen ve kan akışını hızlandıran greyfurtun taze sıkılmış suyundan gün içerisinde 2 bardak afiyetle içebilirsiniz. 3. Elma sirkesi. Elma sirkesinin içerdiği organik asitler, kulak çınlamasına ve duyma sorununa neden olan iltihabın ortadan kaldırılmasında çok iyi bir destekçidir. Çınlayan kulağınıza 4 ya da 5 damla organik elma sirkesi damlatabilirsiniz. 4. Zencefil. Kulak çınlaması için önerilen doğal şifalı bitkilerden biri de zencefildir. Rendelenmiş 1,5 tatlı kaşığı taze zencefili 1 bardak kaynar su içerisine atın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Bu çaydan gün içerisinde 2 ya da 3 bardak içebilirsiniz. Tatlandırmak isterseniz içerisine bir miktar bal ekleyebilirsiniz. 5. Soğan. Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinlerin başında gelen soğan, pek çok faydasının yanında kulak çınlamasına karşı da etkili gıdalardan biridir. Kulak çınlaması sorunu yaşayanlar düzenli olarak soğan tüketirlerse, bu rahatsızlığın günden güne azaldığını kendileri de göreceklerdir. 6. Papatya, tarçın ve kara kafes çayı. Papatya, tarçın ve kara kafes bitkileri kulak çınlaması konusunda çok faydalı olan bitkilerdir. Bu 3 bitkiden eşit miktarlarda alınarak çok sıcak olmayan ılık su içerisinde 15 dakika demlenip gün içerisinde içilebilir. Bu çay düzenli olarak tüketilirse kulak çınlamasına çok faydalı olmaktadır. 7. Çimen tohumu. İçeriğinde çok faydalı maddeler barındıran çimen tohumu, kulak çınlaması sorunu yaşayanların faydalanması gereken şifalı bitkilerdendir. 1 tatlı kaşığı çimen tohumu ezilerek 1 fincan çay içine eklenir ve bu şekilde tüketilebilir. Ancak hamile olan ve bebek emziren kadınlara çimen tohumu kullanımı önerilmemektedir. 8. Kurt üzümü. Çin'de binlerce yıldır sık kullanılan şifalı bitkilerden biri olan kurt üzümü, kulak çınlamasına faydalı olan bitkilerdendir. Karaciğer ve böbrek sağlığı için de faydalı olan kurt üzümü, diyabet ve tansiyon hastalarına önerilmemektedir. Kulak çınlamasına iyi gelen besinleri ve şifalı bitkileri bu şekilde sıraladıktan sonra, son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz, ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.